Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte Çin'den AliExpress'ten almış olduğumuz bu TÜYA destekli termometreyi ve yine kanalımda bolca bulunan akıllı prizi inceleyeceğiz. Bunu direkt kurulumuna geçelim ama bunu inceleyeceğim arkadaşlar. 2-3 tane markanın incelemesini yapmıştım zaten. Bu akıllı prizin diğerlerinden farklı olmasının tek şeyi var. Öbürleri 16 amperdi, bu 20 amper arkadaşlar. Bunu şu anda görmüş olduğunuz çalışma odamda arka tarafımda bir Samsung telefonum için bir DeX Station yaptım. Kendi tabirimle. Monitörüm var, bağlıyorum, telefondan her şeyi hallediyorum. İşte lambaların falan var, ışıklarım. Bunu bağlayacağım. Onun haricinde bir tane de şeyim var arkadaşlar. O da gelince onu da inceleyeceğim. Yine o da TÜYA destekli hareket sensörü. O da komple akıllı hale getireceğim. En sonunda bir şeyler atarım. Şimdi şunun kutusunu açalım. Zaten çok küçük, neredeyse şöyle orta parmağımın uzunluğunda diyebilirim. Minicik bir şey. 2 adet 3A pille çalışıyor arkadaşlar. Önce bir kutusunu çıkartalım. Bir yakından bakalım. Sonra da beraber kurulumunu yapacağız. Kutunun içinden kendisi çıkıyor. Şu şekilde. Yakından da göstereceğim yine sizlere. Şöyle arka tarafında arkadaşlar 2 adet 3A pil yuvası var. Ve bir de reset tuşu var arkadaşlar. Reset tuşuna basılı tutup eşleşme buradan alıyoruz. Ve uygulamamızla eşleştiriyoruz. Aman Tanrım. İçine bir adet çift taraflı bant koymuşlar. Tam bunun arkasının ölçüsünde arkadaşlar. Kutunun şeyin cihazın arkasının ölçüsünde. Bunu da evin istediğiniz bir konumuna koyabilirsiniz. Ha, şunu da söyleyeyim sizlere. Bu ne işimize yarayacak arkadaşlar? Şimdi bu ne işimize yarayabilir? Birincisi, en temel zaten evinizin kaç derece olduğunu gösteriyor bu. Yalnız buna bağlı otomasyonlar yapabilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Atıyorum evinizdeki kombiyi ya da evinizdeki klimayı, vantilatörü belirli bir dereceye ayarlayıp bununla otomasyon yaptırabilirsiniz. Atıyorum diyelim ki sıcaklık 19 derecenin altına düştüğünde kombi çalışsın. Ya da işte sıcaklık 25 derecenin üstüne çıktığında klimam çalışsın diyebilirsiniz. Klimanız sürekli çalışmaz. Sürekli çalışıp odayı soğutmaz da işte atıyorum belirlediğiniz bir derecenin üstüne çıktığında 1-2 derece otomatik olarak çalıştırabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Bunu tabi diğer bağlı cihazlarınıza da uygulayabilirsiniz, ancak bazı şeyler gerekebilir. Örnek veriyorum, klima için bir uzaktan kumanda, yine bu da TÜYA ile çalışan bir uzaktan kumanda gerektirebilir. Neyse, çok uzattım. Şimdi yakın çekimden pillerimizi takalım ve kurulumunu yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Bakın cihazımız burada, görüyorsunuz. Şöyle yakın detay göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın içi bu. Şurada tuşu var. Dışı da bu şekilde. Şimdi bu da kutuydu arkadaşlar. Şimdi kuruluma geçelim. Evet, şimdi aldık iki tane pilimiz. 3A pilimiz var arkadaşlar, Duracell'in. Burada kaliteli bir pil kullanırsanız eğer pil ömrü de uzun olur. Cihazınızın sürekli pilini değiştirmezsiniz. Şimdi pilimizi takalım. Pilimizi taktıktan sonra şuradaki tuşuna bir basalım 2-3 saniye. Evet. Bir bakın, ışığımız yandı şu anda. Şimdi arkadaşlar, burada TÜYA Smart uygulamam açık. Smart Life uygulamam açık. Cihaz ekleye tıklıyorum. Bakın, otomatik olarak zaten buldu. Bu arada unutmayın ki bu cihazların hepsi arkadaşlar TÜYA destekli. Bütün cihazlarınız Wi-Fi 2.4 GHz'e bağlanır. Siz hangi telefondan kurulum yapacaksanız onu 2.4 GHz olan Wi-Fi ağınıza bağlayın. Evet, bakın.
Şu anda ekleniyor. Bakın herhangi bir şey yapmadım. Otomatik olarak artıya basınca kendisi buldu zaten. Şimdi kurulumunu gerçekleştirdik arkadaşlar. Buradan tıklayıp bir isim vereceğiz. Ne diyelim? Termometre. Zaten adı bu. Otomatik olarak bir de odaya atayalım bunu. Antrede bulunsun. Sonra istediğimiz zaman değiştirebiliriz arkadaşlar. Tamamlandı. Tamamlandı'ya tıklıyorum. Şu anda cihazımın bilgileri bana geliyor. Bakalım kaç dereceyimiz ve ne kadar bir nem varmış. Evet, şu anda yaptığı ölçümlerde sıcaklığın 26,5 derece olduğu gözüküyor arkadaşlar. Şu nem oranı da %56 gözüküyor. Devam edecek olursak burada tablo olarak şu anda tek bir nokta var, ancak sürekli ölçüm yapacağı için bir çizelge halinde kaç derece olduğu geçmişe dönük de görüntülenebilir. Bakalım buradan mesela size videonun başında bahsettiğim arkadaşlar, sıcaklığı ve soğukluğu buradan otomasyon ayarlayarak sıcaklığınızı otomatik bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir alarm tuşumuz var. Sanıyorum ki bu alarm tuşu da belirlediğiniz sıcaklıkların dışına çıktığında size alarm olarak bildirim gönderiyor telefonunuza. Setting kısmında pilimiz %100 gözüküyor arkadaşlar. Sıcaklık ve nem alarmı bulunmadığını gösteriyor. Burada sıcaklık hassasiyeti ve nem hassasiyeti de %6 olarak gözüküyor. Yani %6 bir sapmayla ölçüm yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız da bu şekildeydi. Siz de bunu alarak hem evinizdeki sıcaklığın gerçek değerini görebilir, hem de evinizdeki diğer akıllı cihazları daha aktif bir şekilde, daha akıllı bir şekilde kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenirsiniz, çok sevinirim.